This is Kashgar, China's westernmost city, sitting on the key passage of the ancient Silk Road. The cultural exchanges and diversity brought about by the centuries-old overland trade artery are evidenced by many of the city's fascinating sites. What stood out among them is Arakan Mosque. It bears profound cultural legacies left behind over the past 5.5 centuries. The awe-inspiring architecture is one of the largest mosques in Xinjiang, and tens of thousands of local worshippers come here for religious practices. Today I have this rare opportunity to meet with Chief Cleric, or the Imam of Arakan Mosque, and I'm invited to audit the entire process of a prayer. So let's go. So how long have you been the Imam of Arakan Mosque? My name is Mehmet Cüme. My name is Mehmet Cüme. My name is Mehmet Cüme. Etka mescide gelip hizmet kılınımına 6 yıl oldu. How important is this mosque to the local people? Etka mescidindeki itkaçan olan boğan ahmette biz her gün 5 kıtım körüşüp durumuz, paranışımız, mondışımız, biz nait hoşal, itkaçan olmuşunda hoşal ahmet şu. And to your knowledge, has this place changed much through all these years? İtkar mescidinin ki ilgirki şaraiti ahvali naiti naçar idi. Mesela itkar camı çırıp namaz okuşmuş olup kalsa cay namaz mı yok. Hatta borunun üstünde namaz okuydu. Ama bu yem o katkılaştırılmadan top alette. İtkar camı kilip tarihet iliş doğru gelse mi bir turbu yok boğallık için küldün soyulup tarihet iliş doğru gelipte naiti kinçilikti. Hazır şaraitimiz naiti yakşı oldu. Many worshippers come to the mosque 5 times every day. Right before prayers begin, Muhammad has to go through an array of preparation work. It is a tradition passed on through generations. From 7:30 in the morning to 11 o'clock at night, Arakan Mosque is open to everyone. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha The prayer has just concluded, and the worshippers will now return to their worldly life. Okay. So you've been an imam in Kashgar for over a decade now. How would you describe the degree of religious freedom in Xinjiang? Hazır devletimizdeki dini itikat erkinlik siyaseti umumiyetlik izcillaştırıldı. İşte öz ihtiyarlık olan kiledi. Kendisi mi özünün işi, kendisi mi özünün işi? Ben İslam dinine itikat kıyığını 30 yıldan açtı. 30 yıl mabeyne de ben hükümetinin ki dinini çekilgen ya ki dinine besim işlerken evvelden göre bakmadım. Hatta ki bizimki normal dini faaliyetimiz devletler tarafından kovdulu batıdı. Ondan başka mescitlerimiz meblağ silinip mescitlerimiz remit kılınamadı. Mescidin ki şaraitlerini yakışlayıp bırakmadı. Hazır mescitlerimizden şaraiti intayın yakışı. Benim şu parti hükümetinin ki dinli hizmet gibi olan köyün işin ihbadesi. So there have been claims that the Uyghur ethnic group in Xinjiang suffered from ordeals like cultural genocide. Do you think those atrocities really took place? Ben aklımı kendimden tatıp hazırlıkçı devletimizde 56 millet bağlıkını bilme, 56 millet hemimiz beraber kanun icat eden siyasi icatine beraber yaşavatımız hiç kanda bir milletinki örp adeti ya ki telizliğe çekilengen aval yok. Hani ben azı sizge Uygur sözle avatım ben, özem mantığıyla da. Ben devletine ügünü batım ben takı bilmeyim ben. Muşuğumu devletimizden her bir milletinki tılığa hürmet kıkalıkına da etkisi.
So what's your take on the fact that the religious extremists incite violence in the name of faith? Dinni asabi kuchlar din tonuğa o'rni bilib, begona ommaga ziyonkashlik qildi. Ularni yaralandirdi yoki o'ltirdi. Bu insoniyatga, madaniyatga qarshi turganlik. Men buningga qarshi turaman. So what do you expect the future development in this region? Xinjiangdagi bundan keyingi taraqqiyoti istiqboli parloq. Qandoq desa, Xinjiangda nurg'unligan ishsiz kishilar davlatningki yaxshi siyosatining turkisida haqsiz ishqorlashdi. Ularningki turmushga bo'lgan orzusi amalga oshdi. Bundan keyin Xinjiangningki taraqqiyotining taqim yaxshi bo'ldiganligiga ishonaman. Okay. So thank you for taking me through this tour in this mosque and it's been spectacular. Rahmat.